İkinci güne gelmiştik ve bugün tırmanış günüydü. Şimdi ben tırmanışı uzun uzun anlatmayacağım çünkü bunun videosunu çektim. Videosunu izlemenizi istiyorum. Çok güzel bir tırmanıştı. Burada Azerbaycanlı kardeşlerimizle, Bakü'den gelen diğer tırmanışçı kardeşlerimizle bir araya geldik. Konuşma, sohbet etme imkanı bulduk. Yani bizim için harika bir tecrübeydi. İlk yurt dışı tırmanışımızın da böyle Haça Dağı, diğer adıyla Yılan Dağı Dağı olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıydı. Ve ben tekrar anmak istiyorum. 26 Şubat 1992 tarihinde şehit edilen, katledilen 613 Azerbaycanlı yurttaşımızı saygıyla anıyorum. Tırmanışı başladığımız Gal köyünde bitirdik. Gal köyü Nahçıvan'ın küçücük bir köyü. Gerçekten çok düşük bir nüfusa sahip ama enteresan bir şekilde bir o kadar da gelişmiş bir köy. Bir noktaya daha parmak basmak istiyorum. Şimdi bizim şehrimizde, yani bizim ülkemizde köylere girerseniz ne olur? Ya elinde çomakla girmen gerekir ya da temkinli gitmen gerekir, değil mi? Çünkü her yerden köpek çıkar. İşte Anadolu'nun bir köyüne girmek cesaret ister, yani yabancı bir köyü. Çünkü oradan köpek avlar, hov 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 hov. Oradan köpek hov 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 hov, ne yapacağını şaşırırsın yani. Ama biz bu köye girdik. Ya arkadaş, köyde de mi köpek olmaz ya? Köyde başıboş köpek yoktu. Dedik bu köyde köpek yok mu dedik, hani yerli halkına sorduk. Dediler evet köpek var ama hepsi bahçelerinde bağlı. Salmıyorlar, salmak yasakmış köpekleri. Biz de salıyorlar köpekleri şeye, köyde. Kimi ısırırsa artık, kimi parçalarsa, kime denk gelirse. Şehirde de öyle, her yer sokak köpeği yani. Ya bilmiyorum, bizim medeniyet açısından biraz daha yol kat etmemiz gerekiyor. Böyle de bir öz eleştiride de bulunmak istedim. Özellikle çöp konusunda, köpek konusunda, temizlik konusunda, şehircilik konusunda falan, neyse daha da uzatmayayım işte. Neyse, nerede kalmıştık? Köy diyordum. Bu köyün bir de okulu var. Okuluna girdik. Evet, böyle hani elimizi yüzümüzü yıkayalım yani dağdan indik diye bize okulu açtılar. Okula ben hayran kaldım. Ya bakın, burası Nahçıvan'ın ortasında kırsalda bir köy okulu. Ve ben bu kadar temiz okul hayatımda görmedim. Bak abartmıyorum ya. Rahatlıkla söylüyorum. Hayatımda böyle temiz, güzel bir okul görmedim ya. Burası da bir ilkokul aynı zamanda. İşte 8 kişilik, 5-6 kişilik sınıfları var. Bilgisayar odası var. Her türlü imkanı var ama imkanlarını geçtim. Tertip, düzeni, temizliği çok güzel. Sınıfa giriyorum. Sıraların üzerinde bir tane çizik yok. Duvarlarında bir tane leke, çizik yok. Her şey sapasağlam. İşte tuvaletine giriyorum, tertemiz. Yani anlıyorum ki eğitime de büyük önem veriyorlar ve bence doğru yapıyorlar. Neyse, biraz alevlendik. Okuldan çıktıktan sonra tekrar böyle sarı otobüslerimize bindik. Bütün dağcılar toplandık. Sağ salim herkes dağdan inmişti. Çok mutluyduk. Tıngır mıngır Nahçıvan'ın yolunu tuttuk. Bu sefer bakanlığa gittik Nahçıvan'ın. Bizzat onunla görüşme imkanı bulduk burada. Bu da bizim için ayrı bir onur kaynağıydı. Ya burada çok fotoğraf çekilemedim ama arkadaşlarımızın bize göndermiş olduğu fotoğraflardan da birkaç tane koyacağım. Nahçıvan Devleti bizi teşekkürnameyle taltif ettiler. Bu da bizim için büyük bir şerefti gerçekten. Ben o teşekkürnameyi de ömrüm boyunca saklayacağım. Nahçıvan biliyorsunuz özerk cumhuriyet. Hani bizim Kıbrıs gibi düşünebilirsiniz. Kıbrıs nasıldır? Başında bir cumhurbaşkanı vardır. Nahçıvan da öyle. Başında bir cumhurbaşkanı var ama Azerbaycan'a bağlı. Kıbrıs'tan farkı şu, Azerbaycan'a biraz daha bağlı. Hani bizim Kıbrıs biraz daha bağımsız takılır böyle. Daha böyle özgür bırakmışızdır ama Azerbaycan, Nahçıvan sıkı sıkıya bağlı. Burada ek bilgi de vermek istiyorum. Nahçıvan aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'in memleketi. Dolayısıyla Azerbaycan'ın ulu önderi olan Haydar Aliyev'in memleketi, rahmetli Haydar Aliyev'in. Böyle de bir özelliği var Nahçıvan'ın, ek bilgi. Böyle gerçekten hiç dil eğitimi almanıza gerek yok. Direkt okuyun, anlıyorsunuz zaten. İşte Nahçıvan Muhtar Respublikası, Republic yani Cumhuriyet demek. Hava ve Ekstremal İdman Növleri Federasyonu. Yani Hava ve Ekstrem Sporlar Federasyonu. Hocalı Soykırımı'nın 30. yıl dönümü ile alakadar geçirilen Haça Dağı Ekstremal İdman Yürüyüşü'nde faal iştirakına göre Zeynep Turan Benli teltif edilir. Taltif yani. Taltif onlarda da taltif. Taltif devletin vermiş olduğu ödüllere denir. Yani neyse, bunları da ben ömür boyu saklayacağım. Benim için büyük bir onur.
Nahçıvan muhtarlığıyla görüştükten sonra da otellerimize geri döndük. Ve bir şey fark ettik, biz yemek yememiştik. Evet, karnımız açtı. Dedik, nerede yemek yenir? Bizim o gruptan birkaç arkadaş bilgiliymiş biraz. Dedi ki, burada aile restoranı var, oraya gidin dedi. Nahçı Nergiz diye bir şey. Dedik, nasıl gideceğiz? Taksiye binin gidin dedi. Taksiye bindik. Taksi şöyle, Nahçıvan'da her yere taksi 3 manat. Hani uzaktaki bir restorana da gitseniz, başka bir yere de gitseniz 3 manat. 8 ile çarpın 24 lira. Yani nereye giderseniz gidin 24-25 lira gibi bir ücret veriyorsunuz taksiye. Şimdi bir de şöyle de bir durum var. Tarif denilen bir şey var burada. Mesela taksiye biniyorsunuz, diyor ki bu seferlik benden ol diyor, ücret almayayım diyor. Yani size kibarlık yapıyor nezaketen. Bendensin diyor, ücret verme diyor. Bu hani tarif denilen olay. Tabii ücret veriyorsunuz, hani bunu gerçek algılamayın, verin ücretini. Onlar nezaketen söylüyorlar. Nahçı Nergiz'e ulaştık. Şimdi Nahçı Nergiz'le ilgili ben bir video yayınlayacağım. Burada da sadece özet geçeceğim. Hani detaylarını merak ediyorsanız, ne yedik, ne içtik, fiyatlar falan nasıl, videoyu izlemenizi isterim. İlerleyen zamanlarda gelecek videosu. Nahçı Nergiz oradaki aile restoranı. Mesela bizde aile restoranı nasıldır? Girersin, alt katta böyle erkekler, işte hızlı işi olanlar yemek yer. Üst kata çıkarsın ailenle beraber. Üst katta da aile bölümüdür mesela. Eşiyle gidenler, kadınlar falan, orada yemek yersin. Burada komple ayırmışlar. Her ailenin bir odası var. Böyle bölmüşler oda oda. Giriyorsun ailenle odaya, yiyorsun, çıkıyorsun. Yani başka kimseyle ne muhatap oluyorsun, ne yüz yüze geliyorsun. Öyle bir şey yok. Çok izole bir ortamda yemek yiyorsun. Bu da enteresan bir tecrübeydi. Yani ilk defa biz böyle bir şey gördük. Bunun da videosunu izlemenizi isterim. Nahçı Nergiz'den çıktık ve doğrudan otelimize gittik. Çünkü bugün gerçekten çok sıra dışı bir tırmanış yapmıştık. Bayağı bir yorulmuştuk. Hakkını vermiştik yani bu tırmanışın. Ve büyük bir yorgunlukla otelimizde dinlenmeye geçtik. Üçüncü günün sabahında güzel bir kahvaltı. Böyle artık hani sabah çok erkenden kalkmamıştık. Bir gezi planı yaptılar. Spor grubu olarak dedik ki, yani son günümüz bugün, üçüncü gün. Nereye gidelim? Kimisi Pazar 57 diye bir yer varmış, oraya gitmek istediler. Biz de Ashab-ı Kehf'e gitmek istedik. Şimdi Nahçıvan'ın kutsal bir bölgesi orası. Hani Türkiye'den bile ziyaretçi alan bir yer Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Kehf'i bilirsiniz, hani yedi uyurlar diye bilinir bizde efsanesi. Kehf suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bu Kehf suresiyle ilgili bir yer. Gerçekten de çok özel bir yerdi. Şimdi biz şansımızı Ashab-ı Kehf'ten yana kullandık. Ama umarım bir dahaki gittiğimizde de Pazar 57'yi de görürüz. Pazar 57 de Nahçıvan'ın en büyük pazarıymış böyle. Her şeyin satıldığı kocaman dev gibi bir pazar alanından söz ediyorlar. Biz yine gideceğiz Nahçıvan'a ve bunları da sizler için görüntülemek istiyoruz. Nerede kalmıştım? Ashab-ı Kehf. Şimdi Ashab-ı Kehf gerçekten çok özel bir yer. Benim beklediğimden çok çok daha iyi çıktı. Yine belirtmek istiyorum ki biz Ashab-ı Kehf'in de çok ayrıca bir videosunu yapacağız. Ve bunu da izlemenizi istiyoruz ve yine ben burayı özet geçiyorum. Ashab-ı Kehf gerçekten etkileyici bir yerdi. Şimdi gidiyorsunuz, normalde uzaktan böyle dağ tepe gibi bir yer gözüküyor. Ama yaklaştıkça hani bizim saklı kent gibi düşünün, derin bir vadiye giriyorsunuz. Her taraf kayalık. Ama bu kaya yapısı biraz farklı. Hani bazalt sütunları bilirsiniz ya, böyle altıgen altıgen olur. Burası onun gibi kaya yapısından oluşuyordu ama çok parçalı bir kayaydı. Yani sanki kırıntılanıp dökülecek gibi duruyordu. Belki de parçalar falan düşüyordur. Derine indikçe daha da etkileyici bir hal almıştı burası ve gerçekten kayalar artık üstümüze gelir oldu. Ve etkilendik, güzeldi. Burası kutsal bölge. Nahçıvan'ın önemli ziyaret noktalarından bir tanesi. İnsanlar buraya önem veriyorlar, ciddiyet gösteriyorlar ve biz de hani bu ciddiyetle burayı gezmeye çalıştık. Umarım sizlere güzel görüntüler oluşturabilmişimdir, ulaştırabilirim. Videoyu izlemenizi istiyorum. Orada böyle hani geziyi daha da detaylı, bol bol anlatıyoruz, gösteriyoruz. Ashab-ı Kehf'ten çıktık ve artık dönüş yoluna doğru gittik. Iğdır'a doğru giderken burada Karabağ Şehitliği vardı. Karabağ Şehitliği'ne uğradık ve inanın en çok duygulandığım an bu noktaydı benim. Yani
Şimdi şehitlikte şöyle Türk bayraklarıyla Azerbaycan bayrakları bir arada dalgalanıyor. Ve hani o sosyal medyada Karabağ Savaşı'nı takip ederken gördüğümüz fotoğraflarını, basında gördüğümüz şehitlerin de orada fotoğraflarını görmek beni çok çok duygulandırdı. Ve o kadardı ki ben orada size onu anlatacaktım ama anlatamadım yani. Hani o duygusal yoğunluktan dolayı konuşamadım ben artık orada. Kısaca birkaç görüntü çektim. Karabağ şehitlerimiz de şehitliği burada. Şehit olan kardeşlerimiz. Zaten kardeşiz bakın Türk bayrakları, Azerbaycan bayrakları bir arada dalgalanıyor. Ben çok duygulandım, çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Şehitlerimize rahmet, sevdiklerine sabır diliyorum. Çok da bir şey söyleyemeyeceğim. Nahçıvan'dan döndükten sonra bizi mutlu eden başka bir husus da basındaki görüntülerimizdi. Şimdi Nahçıvan Televizyonu benimle röportaj yapmıştı. Hatta bizim diğer sporcularla da röportaj yapmıştı. Ben bunların da linklerini koyacağım. YouTube kanallarında paylaşmışlar. Çok güzel haber yapmışlar bizi. İşte Nahçıvan Gazetesi'nde yine benim röportajım falan çıktı. Bu ilgiden çok memnun kaldık. Değer görmek, böyle ilgi görmek eminim bizim bütün sporcuların hoşuna gitmiştir. Nahçıvan'da aklımızda her zaman güzel anılar kalacak. Azerbaycan'da hangi kardeşimizle konuşsak uzun uzun sohbet ettik. Bize çok iyi davrandılar. Espri yaptık. Çünkü dil problemi yaşamadık. Yani %90, %85 anlaşıyorsunuz. Hatta espri bile yaptık. Ben şey diyorum böyle, ne oldu Paşinyan diyorum. Hemen gülüyorlar böyle, hoşlarına gidiyor. Onlar da diyorlar. Onları iti govar gibi govacıyız diyorum. Böyle. İyiydi yani, iyiydi. Bayağı eğlendik yani, güzeldi. İşte bu çok güzel anılarla döndük. Her seferinde dedik ki, iyi ki gelmişiz buraya dedik. Ve tekrar ben teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlara, zirve dağcılığa katkıda bulunanlara gerçekten kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum tekrar böyle organizasyonlarda buluşuruz. Böyle sporcuların bir araya gelmesi, dağa çıkmamız ve özellikle Azerbaycan'dan da sporcularla buluşmak, bir uluslararası faaliyet haline getirmek bunu ayrıca bir değerliydi. Ayrıca güzel oldu. O zaman videoyu burada bitiriyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Yine hatırlatmak istiyorum ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve abone olarak kanalımıza destek verin. Ayrıca bize destek olmak isterseniz kanalımızın da ayrıca bir katıl butonu var. Katıl butonuyla bize doğrudan da destek olabilirsiniz. Her türlü desteklerinizi beklerim. Bu tarz videolara devam etmeyi istiyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.